Ay. Teyze. Ya. Merak ettim. Tamam gel dedim de bu kadar erken. Bu ne? Ya gece görseydim mesajını o saatte damlayacaktım. Ne oldu? Sen niye darlandın o saatte? Ne oldu? Ha? Bilmiyorum. Şöyle. Bir sıkıntı var. Sanki böyle kalbimi bir el sıkıyor gibi. Hayırdır? Ya şöyle. Ya ben bir süredir hep aynı rüyayı görüyorum. Çok garip bir rüya böyle. Şimdi net bir şey yok böyle parça parça her şey. Önce dedim ki stresten herhalde yorgunluktan ya da Faruk'la aram bozuldu ya. Ona yordum. Ama hep aynı rüya yani böyle keman sesi var kafamın içinde. Bir çocuk var. Duvarın dibinde çocuğa böyle ulaşamıyorum kabuslarda uyanıyorum falan. Önce sandım ki yaz. Da benmişim. Nasıl yani ben bir şey anlamadım ki. Ya şöyle. Bir kız var tamam mı? Böyle uyanıyor böyle anne diyor baba diyor. Aranıyor çocuk. Çok yalnız bir his böyle. Sonra bir tombulca bir kadın geliyor içeri. Çok da tatlı bir kadın ama çok korkuyor çocuk kadından falan. Sonra kadın diyor ki Süreyya diyor. Ya çocuk benmişim yani. Yani. Kız bu Fatma teyze olmasın. Öyle tombul, tatlış bir kadındı o. Öyle mi? Fatma teyze kim ya? Nasıl? Kız hatırlamıyor musun Fatma teyzeyi? Annenler meyhaneye gittiğinde hep seni ona bırakırlardı. O baktı ya sana. Teyze ne diyorsun ya? Ben hep annemlerle babamlarlaydım zaten. Ya olur mu? Hep Fatma teyzeyleydin. Arada böyle zapt edemiyormuş seni. Meyhane diye tutturuyormuşsun. O da bir iki kere götürmüş. Yoksa sen ne yapacaksın her gece meyhane masalarında? Telef olurdun. Kıyamıyordu o sana. Çok severdi seni. Anneler sürekli çalışıyordu be kıza. Hep borç içindelerdi. Anneciğin seni öyle pek göremiyordu ki. Teyze ya biz annemle babamla beraber pikniklere giderdik. Taçlar yapardı bana hep babam. Annem papatyadan hatırlamıyor musun? Ay hatırlıyor musun onu? Hatırlıyorum tabii. Böyle papatyadan tacı ben yapardım ama sana. Annem pek bilmezdi ki. Hem ne pikniğine gideceksiniz? Onlar hiç restorandan çıkamıyorlardı ya. Annemle babam beni çok severdi. Hep beraberdik biz. Severlerdi tabii. Kuzum sevmez olurlar mı? Ama insan birini kaybedince en güzel ana kırıntılarını bile topluyor. Sen de o küçücük aklınla çocuk dünyanda güzel anları toplamışsın. Yoksa annenle baban Faruk gibi koşturup dururlar. Para da yok ellerinde. İşte son zamanlarda iyice sinirleri de bozulmuştu annenin. O yüzden Fatma teyze bakardı sana. Sağ olsun. Sağ mı? Bilmem. Sağdır herhalde. Yoksa haberi gelirdi. O dükkanın karşısında bir evde oturuyordu o zaman. Bak işte ne tesadüf rüyalarına da girmiş.
Efendim Faruk. Nedir abicim söyle. Saydırmak için mi görüntülü aradın? Akşam seni yemeğe davet etmek için aradım. Hazırlık yapacağım yoksa gelirdim de. Nasıl yani? Saydırmayacak mısın? Abi bana ne? Ne yaparsanız yapın artık. Ben size bıraktım işi gücü. Tamam mı? Yani kafa göz yarmayın da başka bir şey istemiyorum sizden. madem konuyu açtın. Tamam biraz konuşalım. Yani Fikret onu bildim bileli şoförlüğe meraklı bir çocuktu. İlk kez de direksiyon başında. O yüzden çok heyecanlı. Yani en stabil halinde bile çok durağan olduğu söylenemez. Değil mi? Önce konuşur sonra düşünür malum. Ama hiçbir zaman ağzını bozduğu kadar kolay kolay kalbini bozmaz. Bundan emin ol. Yani benden az şikayet etmiştir. Eminim. tabii sen bunda yenisin. O da var. Ama unutma. Kardeş kavgasında hiçbir zaman alınganlık olmaz. Yani emin ol Fikret en az iş kadar seni kırdığı için de üzgün. İşte al birini vur ötekine diyorsun. Ya birader sen emin misin bu iki deliye bu şirkete emanet etmek istediğine? ya ben çok eğleniyorum haberin olsun. Az çekmedim lan sizden. İyi şimdi birbirinizi biraz çekin diyorsun yani öyle mi? İyiymiş peki. Yalnız bir şey söyleyeyim ben... Dağıttıklarımı toplayacağım yani emin ol hakikaten. Yani ben bu aileye girene kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Öyle Fikret Bey'in iki kaprisine sağdan kolay kolay çekilmem haberin olsun. Bu işte ya tabii ki. Yani ben akşam sofrada böyle asık suratlı kimseyi görmemenin garantisi için aradım. Neredesin sen ya? Sana saat ve konum atacağım tamam mı? Atlar gelirsin akşam. Ay Gizem iyidir diyorsun ha? Hayırdır sen başımıza Sadun Bora mı çıktın? Tekneyle dünyayı mı dolaşacaksın? Ne yapacaksın? Gelir görürsün. Hadi öpüyorum seni bekliyorum akşam. Hadi işlerim var. Gel bakalım. Baba. Benim güzel prensesim gel bakalım. Hoppa. Çak. nasıl geçti? Bomba her zamanki gibi. Baba biliyor musun? Sana bir sürpriz hazırladık. Ama ne söylenmez. Dilara öğretmenimin fikriydi. Öyle mi? Aryacığım sen ne kadar güzel sır saklıyorsun. Ama öğretmenim ben şarkı olduğunu söylemedim ki. Sadece sürpriz olduğunu söyledim. Aferin benim güzel kızıma. O zaman ben sana hemen arabanın anahtarını vereyim. Çünkü arabada seni bir pamuk şeker bekliyor. Başkası yemeden koş yetiş koş koş koş. Görüşürüz. Şarkı olduğunu söylemedim ki diyor ya. Kim? Ne? Neyi? Ya. Ya ben hiçbir şey duymuyorum. Ben hiçbir şey duymuyorum. Tamam tamam. Ya, yoksa bana şarkı mı söyleyecektiniz öğretmenim? O kadarını da artık bilmeyiverin. Bak sakın kızı konuşturma. Hocam konuşturmam. Niye konuşturayım? Şey mi yapsak akşam size mi gelsek biz? Hem Aryam Umut'u çok özledi de tutturdu Umut diye tutturur gidiyor. Hasret giderirler. Arya. Yani Umut da çok özledi. Umut da çok mutlu olur. Ama Süreyya'ya sözüm var bu akşam. Ya yapma. Biz sizi yarın akşam misafir edelim. Ya yapma bana yarın deme işte yarın deme. Yarın çok uzak yarın. Yani yatacağız kalkacağız 24 saat bir sürü zaman ama olmaz öyle olmaz. Öyle olacak. Tamam ben bunu değiştirmeyeceğim anlaşıldı. O halde ben İzmir Marşı'yla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Peki. Görüşürüz. Baba. Dilara benim çok güzel kadın değil mi? Çok da iyi kadın. O nereden çıktı bakayım küçük cimcime? Hiç.
Dilara öpeğimi çok sevdiğim için söyledim. Allah Allah. Hadi baba ya, kurt gibi açım hadi. Gel bakalım. Evet, Mert Efendi. Şimdi kıvır kıvırabilirsen. Nasıl Almanlar? Yarın. Yarın bayağı görüşmeye geliyorlar. Tamam sağ ol. Nasıl başardın? Yumuşattık bir şekil. Allah Allah. Sen yumuşadın mı? Ben çok üzgünüm. Yani bir anda öyle ağzımdan öfkeyle çıkıverdi. Yani aslında öyle demek istememiştim ama... galiba alışman lazım. Yani kardeşler böyle kavga ederken... belaltı vuruyorlar biraz. Ama inan bana asla vurduğun kadar acıtmak istemiyorsun. Ne yapalım? Bazı şeyleri acilen öğrenmemiz gerekecek hocam. Hadi. Çok özür dilerim. Önemli değil. Ne haber böyle? İyi şey. Adem Almanları ikna etmiş görüşmeye. Evet. Yarın geliyorlar. Vallahi? Evet. Ana. Ya en çok da sizin şu turşu suratlarınızdan kurtulacağım diye seviniyorum ha. Her şey yolunda. Ne bu? Ne oluyor bu Faruk Boran ne işler çeviriyor? Ya ben de size onu sormaya geldim. Ne bu? Bilmiyorum. Bana bak. Bu karşımıza böyle en bir öz hakiki Boran falan diye çıkmaz. Of abi çok kötü espri ya. Hadi çık abi çık. Havalandır biraz burayı. Çok of. O kadar kötü değildi be. Allah Allah. Biraz cam aç havalansın. Tabii kendiniz ordinaryosunuz çünkü. Hay bohçamın sol kenarı. Hay bohçamın sol kenarı. Buyurun. Fatma Hanım. Evet. De, ben bir şey satın almam kızım. Süreyya ben. Süreyya.
gerçekten. Süreyya. Sen misin sahiden? Ay, ne güzelsin be, ne iyimsin be. Ay, kaç gündür sen benim hep aklımdan geçiyordun. Ay, çok şükür, çok şükür ben ölmeden gördüm seni bak. Çok şükür ya, ben ne güzelsin sen benim. Süreyya benim. Şerdan sen böyle kapıda, ay hakta, ay öyle kapıda kaldın sen geç, gel, gel içeri gir, 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 geç içeri, kalma öyle, kapıda kalma öyle, geç, geç. Gel Süreyya'm gel, gel dikkat et çocuğum, ay, gel canım benim, ay ben bugün ne kadar mutluyum, canım gelmiş benim canım, gel kızım, gel, ay canım gel geç. Geç yavrum. Yoruldun mu sen ha? Yok canım. Ay nereden buldun sen beni? Nasıl buldun? Ay ben seni nasıl özlemişim? Nasıl özlemişim? Ah. Ay, şurayı da bir toplayayım. Ayakta kaldın. Gel otur. Şuraları da kusura bakma. Otur canım benim. Canım benim sen. Ay. Nasılsın? İyiyim siz? İyi. İyi. Ay. Ya yani bakıyorum da ne kadar güzel bir kadın olmuşsun sen böyle. Ay. Ama belliydi zaten senin o zamandan. O zamandan belliydi. Canım benim. Süreyya. Canım bir sıkıntın mı var? Hani kalkıp bana geldin. Ha? Sıkıntı değil de sorun var. Annemle babam beni size bırakırmış ya küçükken. He. Anlatır mısınız biraz? İki saat ne giyeceğime karar veremedim vallahi. Hayır bari ne giyeyim, nereye gittiğimizi falan söyleselerdi. Gel gel, sen yine çok güzel olmuşsundur eminim. Hmm. Oh. Osman? Osman direkt oraya gelecek anneciğim. Şş, abla bak bol bol resim at valla, ben çatlarım burada ha. Atacağım kızım, atacağım tamam. Aa. Ya Gülistan ben götüreceğim zaten, öğrenir de gelirim sen merak etme. Tabii canım, yoksa Nazif öğrenmezse yolu delirir, hiçbirimiz istemeyiz değil mi? Çocuklar çocuklar hadi, trafik var bak, geç kalacağız sonra. Hadi bakalım, gelin, gelin. Hayır, buna da hiçbir cevapları yok. Ben diyorum ki benim sevgilim oğlumu istediği zaman göremiyor. Sen de diyorsun ki oğlum benim tapulum malım olduğu için benim sevgilim oğlumu istediği zaman görür.
Ne bu ya? Ben dış kapının mandalı mıyım? Benim bu konuda hiçbir karar verme yetkim yok mu? Ben çocuğumun nasıl bir çevrede büyüyeceği hakkında bir fikir beyan edemez miyim ya? Haksız mıyım? Hem nereden çıktı bu herif? Hırlı mı, hırsız mı? Nereden tanıdın sen bunu iki günde? Nedir bu acelen? Siz Güneş Hanım'ı tanıdığınızda herhalde GBT'sine baktırdınız. Ya Güneş'le bir mi şimdi Allah aşkınıza? Güneş yani ismi gibi baktığın zaman nasıl biri olduğunu anlıyorsun. İçi de dışı da bir. Ama bu kim? Belki Dilara Hanım da o bahsettiğiniz beye baktığında hemen tanımıştır. Olamaz mı? Olamaz efendim. Olamaz. Bir kere bu nereden tanıyacak? Yani bu bir kere bu hormonal dengesizlik içinde nereden tanıyacak? O daha kendi en yakın arkadaşını tanıyamıyor ya. 30 yıllık arkadaşı yani. Bir gün öyleler, bir gün böyleler. Bir gün bir bakıyorsun can ciğer kuzu sarması, bir gün bir bakıyorsun kanlı bıçaklı şey olmuş, düşman olmuşlar yani. Nereden tanısın? Nasıl tanısın? Süreyya öyle, yok Süreyya böyle. Adem Bey, isterseniz biz asıl sorunumuza bakalım. Şimdi bu kadar sinirlenmenize sebep olan şey acaba eski karınızın hayatında biri olması mı, çocuğunuzun hayatında biri olması mı, yoksa ikisi bir arada mı? Ya ne alakası var? Allah aşkınıza yani elbette ki tabii ki de benim eski karımın hayatında birisi olacak yani. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ben niye muhatap oluyorum? Benim oğlum niye muhatap oluyor? Dilara Hanım sizin sevgilinizle niye muhatap oluyor? Ya olmasın efendim, olmuyor zaten. Olmasın dedik, oldurtmuyoruz. Peki Umut ne olacak? Bu mu yani? Her zaman siz kadınlar mağdursunuz. Bu mudur yani? Ha? Buraya mı gelecek mevzu? Bunu mu konuşalım? Ben sizi nasıl ikna ederim bilmiyorum ama ben gerçekten sadece Umut'u düşünüyorum. Ve sizin çocukluğunuzu. Şimdi çocukluğunuzda anneniz tamam neyse işte ya o bu sebepten sizi babanızla görüştürmemiş değil mi? Babanız da vefat edip gitmiş. Ve siz hissettiğiniz bu eksiklikle sürekli yüzleşmek zorunda ve bütün yaralarınızı kendi başınıza halletmek zorunda kalmışsınız. Öyle değil mi? Yani anne baba savaşmış ama yarayı çocuk almış. Öyle değil mi? Anne babalar boşanabilirler. Olabilir. Boşandıkları için birbirlerine kızabilirler, öfkelenebilirler. Bunlar normal, olabilecek şeyler. Ama eğer bir anne sürekli olarak oğluna, çocuğuna, kızına babasını kötülerse, aslında ondan intikam aldığını düşünerek, en kıymetli varlığının hayatını nasıl söndürdüğünün farkına varmamış olur değil mi? Aynı şekilde tabii babalar da. Eğer annelerinin hep işte hata yaptığını söylerlerse, hep çok fena şeyler yaptığını söylerlerse en kıymetli şeylerini ellerinden almış oluyorlar değil mi? Anne figürünü elinden almış oluyor. Şefkat kaynağını elinden almış oluyor. Yani bu yetişkinlerin savaşında kazanan olur mu bilmiyorum ama kaybeden hep çocuk oluyor. Galiba bunu da en iyi siz biliyorsunuz. Ben niye böyle bir şey yapayım ya? Ben niye böyle bir şey yapayım? Ben niye oğluma annesini kötüleyeyim yani? Niye böyle bir şey yapayım ben? Ama sorun sadece eski karınızı kötülememek değil, onun seçimlerini de kötülememek. Şimdi baba olarak kaygı duyabilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Dilara Hanım da kaygı duyabilir anne olarak. O da haklı. Ama eğer yanlış yaptığını düşünüyorsanız bunu Dilara Hanım'la konuşmanız gerekiyor. Çocuğu arada bırakmadan. Bakın Umut büyüyecek değil mi? Birkaç yıl sonra kocaman bir çocuk olacak. Eğer onu arada bırakırsanız bu büyük bir sorun olur. Peki bir şey soracağım. Şimdi ya bu herif manyağın teki çıkarsa? Ha? Al. Dilara'nın seçimi. Ya ben de bundan vazgeçmiyorum derse? Ne olacak o zaman?
Benim annem mesela Manyanteki ile evlenmiş. Özbaban beni almak istemiş yanına. Keşke de alsaymış yani. Şimdi ben bu durumda velayet davası açmakta haklı mı olurum, haksız mı olurum? Ha? Adem Bey. Sizce Dilara Hanım böyle bir şey yapar mı? Hı? Acaba eski deneyimleriniz sizin bugünkü algınızı biraz saptırıyor mu? Hı? Bakın Adem Bey, geçmiş neyse ne, yaşandı ve bitti. Evet, siz çok, çok zor bir hayat yaşamışsınız. Büyük zorluklar atlatmışsınız ama onlardan da çok kıymetli deneyimler elde etmişsiniz. Siz değiştiniz değil mi? Koca koca adımlar attınız. Siz bir Fevzi Boran değilsiniz ki Adem Bey. Dilara Hanım da anneniz değil. Evet, galiba... galiba sorun buna ikna olmanızda. Ben oğlum için yanlış hiçbir şey yapmak istemiyorum işte. Ama yapacaksınız. Yani oğlunuz için illaki yanlış bir şey yapacaksınız. Çünkü anne babalık yolda öğreniliyor Adem Bey. En iyi yolu belki de oğlunuzla ararken bulacaksınız. O size gösterecek. Birlikte büyüyeceksiniz. Yok öyle mükemmel anne babalık. Mükemmel ebeveyn olmak diye bir şey yok. Birlikte aramak belki de en kıymetlisi. Birlikte bulacağınız yollar çok kıymetli. En kıymetli şey oğlunuza onu sevdiğinizi hissettirtebilmek. Koşullar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun onu olduğu gibi kabul ettiğinizi hissettirtebilmek. Tabii iki taraflı yani anne içinde, baba içinde. Bir gün belki oğlunuz size gelecek ve siz ona şunu diyebilirseniz, bak evladım, sen annen için her şeyden daha kıymetlisin. Bundan daha kıymetli bir şey yok. Tabii eğer Dilara Hanım da bunu sizin için söyleyebilirse, oğlunuz için en güzel şeyi yapmış olacaksınız. Bir çocuk için yapılabilecek en güzel şey onun sevildiğini hissettirtebilmek. Onu olduğu gibi kabul ettiğinizi hissettirtebilmek. İşte o zaman çocuğunuz hayatta her zaman güçlü adımlar atar. Bir düşünün isterseniz. Pikniğe gitmiştik burada. Ay piknikte ne eğlendik. Ay nasıl oynardı. Nesrin bir oynamıştı orada. Şu bebek bak, ben örmüştüm sana onu. Ay adı Hurşit miydi neydi, sen de Hurşit demiştin galiba, hatırlamadım. Fotoğrafı ben alabilir miyim? Tabii canım. İstediğini al. Tabii alabilirsin tabii. Bir de keman çalan biri var mıydı? Fırat abin? Oğlum? Sen bazen ağlardın. Konuşmazdın da. Böyle giderdin cama. Orada kendi kendine ağlardın. İşte Fırat da kendince böyle gıyı gıyı seni eğlendirmek için keman çalardı. Sen böyle kemanın sesini duyunca böyle bir sakinlerdin. Hatırladın mı biraz Süreyya? Ha? Süreyya? Şimdi de ben keman çalıyorum. Ne güzel, keşke Fırat abin de duysa. Çok sevinir.
Akşam da mı almazlardı beni? Geç vakte kadar çalıştıklarından ben sana kıyamazdım, vermezdim. Çoğu gece sen bizle uyurdun. Ama sen zaten bizim evimizin kızıydın. Kızımızsın. Annem beni aramaz mıydı? Vakitleri yoktu. Onlar böyle gençlik, sanki çok zamanları varmış gibi hayatı böyle harcıyorlardı. Şimdiki gençlik de öyle bir koşturma, bir koşturma. İşte yoruluyorlar koşmaktan, sonra bütün hınçlarını çocuklarından çıkarıyorlar. Annem sinirli miydi? Annen. Ah annen dedim bak, ben sana şimdi bak, dur şu bir şey getireceğim, dur, dur, ay, ay, ay. Ay canım benim, bak şimdi sana, bak canım vefat ettiklerinde yani Allah rahmet eylesin. Biz komşularla beraber mekanı boşalttık. Ben bunu buldum. Bu annenin sanırım ama elim varmadı açmaya. Dedim ki Süreyya bir gün çıkıp gelirse ben bunu ona teslim ederim. Annenden bir yadigar gibi. Canım benim, ölmeden sana verdim ya, çok şükür. Bir şey diyeceğim, doğru yere mi geldik? Bilmiyorum abi, ben de bilmiyorum. Herkes doğru konuma mı geldi? Evet, evet. Vallahi. Geciktin mi? Yok, geciktim. Hayır, hayır, hayır. Tam zamanında geldim, merak etme. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayır. Ne oluyor? Süreyya nerede? Ha, Süreyya yolda. Bir işi çıkmış da onu halletmiş, geliyor. Evet. Benim heyecandan kayacağız, gideceğiz şimdi. Ben Süreyya'ya daha önceden sürprizi yaptığım için onu beklemeyeceğiz. Ben açılışımı yapıyorum. Tadam. Mekanıma hoş geldiniz Boranlar. Ya. Yemin ediyorum ben biliyordum. Bak yemin ediyorum ben aklıma geldi bak. Yemin ediyorum size bak. Yemin ediyorum tahmin ediyorum size. Allah Allah.
Herkes bu arada mı? Teyze, şey değil mi? Hadi hadi içeriye. Sürprizler içeride. Buyurun. Aa, hadi. Hadi. İyi ne? Ya da onun dışında bu ne acaba? Kurbağa değil, karına soracak. O mu aldı? Tabii seni sevdim. Siz anlatın. Gerçekten. Ay Allah. Aa merhaba. Süreyya geldi, Süreyya. Karım da geldi. Bravo. Herkesten bekliyorduk bunu ama senden beklemiyorduk. Tam bir Boran'sın, tebrikler. Bravo. Sırlar içinde yaşa. Çok güzel olmuş Süreyya, değil mi? Bayıldık. Şey geldin hayatım. Hadi herkes yerine hadi. Hadi gel. Buyurun. Hadi. Ne koydum ben bunu? Tamam koydum ben. Oh. Ay nefis oldu. Evet. Servisi kim yapıyor? Yani garson benim, beni alabilir miyiz? Sen servis burası. Ne yiyeceğiz? Tabii ki değil. Tabii ki değil. O zaman... Konuşma! 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 Evde bana... Fikret. Evet, evde bana uzattığınız mikrofonlara ben şimdi cevap veriyorum gençler. Hepinizin aklında bir soru işareti var tabii ki. Yemek işi nereden çıktı diye. Ben önce onu anlatayım, sizi bir aydınlatayım. Benim ruhum daraldığında, kafam bozulduğunda gittiğim bir mekan vardı. Kendim oranın mutfağına atardım. Orada olmak bana iyi gelirdi. Bir şeyleri böyle kesmek, biçmek, pişirmek beni hep rahatlatırdı. Kafamdaki düşünceleri bir sıraya dizerdim. Bir netleşirdim. Ama inanın istifa ederken ne bu restoran ne de ne yapacağım yoktu kafamda. Gerçekten yoktu. Sonra bir gün tekrar içim böyle bir daraldı. Ve mutfağa girdim. Anneme yemekler yaptım. İşte o gün, o sofrada karar verdim böyle bir yer açmaya. Benim aslında yemek yapmaktan daha çok sevdiğim şey sofra. Evet. Ben bizim evdeki sofranın sihrini buraya taşımak istedim. Ben sevdiklerime bir şeyler sunmak, onları mutlu etmek, onların gözlerinde mutluluğu görmek... Bundan haz alıyorum. Küçülen aileler, masa başında yemek yerken telefonuna gömülüp karşıdakiyle kontağı kesenler. Beyim bugün hariç, anı olsun, Hayatın koşuşturmasında yorulanlar, onların durağı olsun istiyorum. Bizim Boran soframızın sihri onlara da bulaşsın istiyorum. Çünkü biz o sofra başında bütün sorunlarımızı çözdük. Bir arada olduk. Birlik olduk. Birbirimizi dinledik, anladık. Bakın mesela buralarda tek kişilik masalar yok. Telefonlar da yasak. Yani arkadaşlar kısacası burası insanların hayattan kaçıp mola verdikleri bir yer olsun istiyorum. Helal olsun. Bravo. Tamam. Bravo. Adama bak ya, mola verirken bile tek başına vermiyor. Herkes mola verecek. Beyim şaka baka bir yana inşallah dolsun dolsun taşsın. Amin. Hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Bravo. Hayırlı
olsun. İnşallah aç gelmişsinizdir. Çok fena yemekler yaptım. Haberiniz olsun. Göreceğiz. Evet. Tabii ki. Ay, satışlar çok iyi gitti. Keşke her ay böyle olsa da biraz elimiz rahatlasa. Süreyya bana toplayıp gelmiş. İyi bari, sevindim. Çok eğlenmiş Fatma Hanım'ın köyünde. Süreyya yine mahallede kavga etmiş. Çok hırçın bir çocuk oldu. Bu restoran bizi kurtaracak mı, kurutacak mı? Hiç bilmiyorum. Geceleri altına işemeye başladı yine. Beni cezalandırıyor bu çocuk. Ben ne yapabilirim? Gecenin ikisi burada hesap kapatıyoruz. Süreyya yine masada sızlı kaldı. Bizimle bir perişan ettik çocuğu da. Çok erken davrandık, çok. Hayatı kurmadan onu doğurduğum için öyle pişmanım ki. Bazen keşke diyorum,
Keşke Süreyya'yı doğurmasaydım.